burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Elazığ'dan Çayda Çıra'nın renklerini getirdiniz, hoş geldiniz. Geri geldi, tankın önüne yattınız. Geri geldi, kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttunuz. İhanete bu aziz vatanı dar ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türkiye'siniz. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih, coğrafyaya dar geldiğinde misafirlik gibi uyanacak. ...81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Kusur deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Yolumuz kaza, sonu şehadet. Dinimiz ister sıdk ile hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti meşru eyle ya Rabbi. İslam'a adap eyle ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Orduyu düzgün eyle ya Rabbi. Sancağı üstün eyle ya Rabbi. Şehidin mahzun etme ya Rabbi. Soyunu zebun etme ya Rabbi. Biz de diyoruz ki Türk milletinin meyus milliyetçi hareketi mahcup, Türkiye'yi mağlup etme ya Rabbi. Amin diyelim hep birden. Aminler yağsın milli yüreklerden. Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bilmiyorlardı ki ömrünü verdiğim 47 yılın her zerresinde bulunmaktan şeref ve onur duyduğum davamı dünyevi hiçbir menfaate değişmedim. Çünkü ben merhum başbuğumuzun hayat boyu yanında durmuş, feyzini Türk İslam'ın ruhundan alan, kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktansa paşa paşa ölmeyi göze alacak inanmış bir ülkücüyüm. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem, yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem, bu emanete leke sürdürmem. Allah'tan korkar, Yusuf yüzlülerden utanırım. Benim genel başkan olarak sadece bu zamana değil, gelmişe ve geçmişe karşı ihmal edemeyeceğim sorumluluklarım vardır. Korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime hamd ederim. Varlığım Türk varlığı.
kovalandıkları, denize döküldükleri günleri hafızasından çıkarmış. Arzu ederlerse, talebi olursa tarihi tekerrür ettirmek bizim için çocuk oyuncağı. Yunan, Munan tanımayız. Peko, Feto, Feyade'den anlamayız. Esareti boğarız, zilleti ederiz, karanlığı yırtarız. Düştüğümüz yerden doğrulur, güneş olur doğarız. Devir artık başkalarının ne düşündüğünün dikkat alındığı devir değildir. Artık bu çağda herkes pozisyonunu Türkiye'ye göre belirlemek mecburiyetindedir. Asır Türk asrıdır. Hedef Kızıl Elma, hedef Turan Üçüncüsü'dür. Yunanistan'ın macera feras bakanı ve aynı şükreye sahip siyasetçileri önümüzü kesmeye kalkışırlarsa en 1920'li yıllarda olduğu gibi Anadolu'da hazır beklediğini hesaba katmaları kendilerine tavsiyem ve temennim. Ne mümkün? Biz unutsak bile tarihin sanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda, şehitliğe açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, Hakk'a uğradığımız cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar zurt bakıştı, aslan yürekli, kartal pençeli idiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, Hakk'ın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını anamadıklarımız bizleri affetsinler, haklarını helal etsinler. Saymakla tükenmez, anlatmakla bitmez, kelimeler kifayet etmez.